Antalya'da 24 Ocak 2019 tarihinde annesiyle birlikte bulunduğu otomobilin hortuma kapılması sonucu kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'a öğrenim gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından onursal lisans diploması verildi. Kızlarının diplomasını almak için Kıbrıs'a giden acılı anne ve baba, kemere dönüşte iş yerlerinde kızları için bir köşe yaparken gözyaşlarını tutamadı. "24 Ocak 2019'da Batı Akdeniz'i etkisi altına alan olumsuz hava koşulları sırasında, annesiyle birlikte içinde bulundukları otomobilin hortuma kapıldığı olayda kaybolan Kader Buse Acar, yaklaşık 3 yıldır tüm aramalara rağmen bulunamadı. Kader Buse Acar'ın annesi Ayla Acar ve babası Ahmet Acar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan kızları için okul tarafından düzenlenen onursal lisans diplomasını almak üzere geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hüzünlü bir yolculuk yaptı. Kaybolduğu tarihte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Kader Buse Acar'ın kaybolmasından bir süre sonra sağ bulunacağından umudun kesilmesi üzerine Buse'nin okuduğu fakülte yönetimi, öğrencilerinin vefatından dolayı onursal lisans derecesi ve diploması verilmesini önerdi. Bu öneri üniversite senatosu tarafından onaylandı. Buse'nin kaybolduğu olay tarihine göre düzenlenen diploma, ailesine verilmek üzere bugüne kadar muhafaza edildi. Buse'nin diplomasını ve Kıbrıs'taki yurt odasında bulunan özel eşyalarını teslim almak üzere Gazi Mousse'ye giden Ayla Ahmet Acar çifti, Üniversite Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hüseyin Aktuğlu, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Ali Özarslan, Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Fatih Bayraktar, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Profesör Doktor Turgay Bülent Göktürk tarafından karşılandı. Çift, onursal lisans belgesi ve üniversitenin anı plaketini üniversite yöneticilerinin elinden teslim aldı. Kıbrıs'ta ağırlanan acılı anne baba, daha sonra kızlarının kaldığı yurda giderek özel eşyalarını teslim aldı ve kemere döndü. Ayla Ahmet Acar çifti, Kıbrıs'tan kemere dönüşlerinde kayıp kızları adına verilen diploma, plaket ve bazı fotoğraflarından oluşan bir köşe hazırlarken duygusal anlar yaşadı. Duygularını paylaşan anne Ayla Acar, Buse'nin diplomasının olaydan kısa süre sonra hazırlandığını ancak kendilerinin pandemiden dolayı gidemediklerini ifade ederek şunları söyledi. Ben kızımın ilkokul birden beri karnelerini, her özel gününde her şeyini biriktirdim, biriktirdim. Her dosyaladım, hepsini sıraladım. Diplomayı almak da bize nasip oldu. Onu da geldim, duvarıma yerleştirdim. Kızım karneni kaldır desem, sen onun nereye kaldırılacağını iyi bilirsin anne derdi. O, diplomanın da görevini bana bıraktı, gitti. Çok uzun süre olmuştu. 2019'da hazırlanmıştı belgesi. Hocalarımızdan biz aldık bilgiyi. Bizi davet ettiler ama virüsten dolayı gidememiştik. Uzamıştı. Uzadıkça uzadı. En sonunda gidip hocalarımızdan diplomamızı aldık. Plaketimizi aldık. Bizi ağırladılar. Hepsine çok çok Allah razı olsun, çok sağ olsun. Eşim görüştüğüne göre kızımın adına üniversitede ağaç dikeceklermiş. Kızımı Kıbrıs'ta da yaşatacaklar. Bunlarla yaşamak için uğraşıyoruz. Kızımızın sevdikleriyle yaşamak için uğraşıyoruz. Biz 7 Kasım'da, 8 Kasım'da daha önceden belirlemiş olduğumuz Buse'mize Fahri diploma verecekti. Fatih hocamızla iletişim halindeydik. Turgay hocamızdan zaten hiçbir zaman için bizi yalnız bırakmadı. Hem eşi hem Süheyla hocamız, dekanlarımız. Kızımızın bu kadar biz çok sevildiğini, çok güzel bir kız olduğunu ben bilmiyordum. Eşyalarını alırken biraz tabii ki ağladım mı? Şimdi de ağlıyorum ama orada dekan başkanları, Aykut dekan başkanımıza, Mehmet Ali başkanımıza, Turgay hocamıza ve Fatih hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Fakat ne yazık ki biz 24 Ocak gelirse 2022 tarihi bizim 3. yılımızda olacak
ben istiyorum ki devlet büyüklerimizden veya Cumhurbaşkanımızdan bu derenin bir an önce temizlenmesini istiyorum. Çok ağır bir durum. Kıbrıs'a gittik geldik, eşyalarını aldık kızımızın. Tabii Turgay hocamız ve eşi bizi yalnız bırakmadı. Diğer dekan bölüm başkanı Fatih hocamız ve Mehmet Ali dekan başkanımız bırakmadı. Ve orada diploma töreni yaptık. Bursa'mız adına aldık biz o diplomayı ama plaket de hediye ettiler. Çok teşekkür ederiz hocalarımızdan, dekanlarımızdan ayrı ayrı çok ilgilendiler. Çok acı bir durum. Yani yaşanılacak bir durum değil bu. Evlat acısı bunun adı.